Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Ebeden daima sevgili kardeşlerim. Ee, grup e, felsefe okuyan sevgili Hamit kardeşim, Abdülhamit diyeyim. Ee, onlara temsilen soruyu sormuşsun. Niçin Risale-i Nur e, okumalıyız yani bu zamanda? Bu ee, zamanda felsefe kampı, kampında bolu da yazmış ee, arkadaşlar da dinleyecekler ee, şimdi ben her bir nur talebesine bu soruyu sorsak çeşitli şekillerde cevap verecektir tabi mesela ahireti çok güzel ispat ettiği için der Allah'a güzel ispat ettiği için der İnsanı güzel ispat ettiği için der ee, maneviyatımı motive ediyor gibi çeşitli noktalarla bu soruya cevap verecek. Ben felsefe okuduğunuz için şöyle cevap hatırıma gelen şu şekilde. Mesela bir filozofun, filozofun, düşünürün kitabını e, okursan bana ne kazandırır? diye soru sor, soracaksın ilk önce. Kitabın başında başlama. Filistesini ekseriyet arkada oluyor. Başta ise başta. O kitabın Filistesini oku. Sana o merkezli bilgiyle e, bilgi aktarımı yapacak sana. Yani kitabın sana aktarmak iddiasında bulunduğu eee Başlıkları firistesinde görürsün yani bu manaları bu manaları e, dolayısıyla bir filozofun filozofun farklıdır bunlar kitabının e, sana ne kazandıracak o mukayeseli ben e, yapayım mesela e, Risale-i Nur niçin okumalıyım e, sorusuna şöyle cevap vereyim. İlk önce vahidi kıyası yapmak istiyorum. Mesela Konfüçyüs demiş ki, insan öğrenen bir hayvandır. Konfüçyüs'ün kitabını okursanız, Konfüçyüs bu sözü hayatını felsefesi olarak insana bakışını, insanı aleminde nasıl anlamlandırmış, onu bir, bir cümleyle ifade etmiş. Kitabını okursanız, bu merkezde bilgi edinirsiniz. Yani bu merkezde yani pergelin ince ucunu koyarsan onu çizmiş olduğu daire bu. Yani Konfüçyüs'ün kitabı insana ne kazandırır? İnsan öğrenen hayvandır diye insan hakkında hulasalı bir cümlesi bu olduğuna göre insana böyle bakıyor. Kitabı da bu merkezdedir. Şimdi ikincisini söyleyeyim. Thales denen bir adam var, filozof. İnsan araştıran hayvandır demiş bu da. Şimdi bu Thales'in kitabını okuduğun zaman merkezde bu var. Yani bu merkezde bilgi alırsın. Sofistler, o da sofistler, insan kazanan hayvandır. Bunun kitabını okursan da bu merkezde uydurukçasıyla edinimler edinirsin. Yani malumatlı olursun. Sokrates meşhur insan sorgulayan hayvandır. Bunun eserini de okursan bu cinsten bilgi olur sende. Platon'un kitaplarını okursan insan toplumsal hayvandır. Sosyoloji noktasında yani insan anlayışı bu. Bunun kitabı e, bu merkezlidir. Sana bu merkezli kazanımları verir. Aristo, Aristoteles, insan düşünen hayvandır demiş. Bu Bunun kitaplarını da okursan bu merkezli düşüncelerin olur. S e, septikler denen bir filozof var. Onun, o da şöyle demiş, insan şüpheci hayvandır yani ana fikrini insana bakışını bu şekilde ifade etmiş. Eserini okursan bu merkezde malumatların olur. Albert Camus denen bir filozof var. İnsan itiraz eden hayvandır demiş. İtiraz eden hayvandır. Bunun da kitaplarını okursanız bu noktadan bu merkezdi yani bu merkez odak bu. E Sto denen bir filozof var. O da insan her şeyi alışan hayvandır demiş. E Heraklitos denen bir filozof var. İnsan tartışan hayvandır demiş. Yani e, insanı böyle yorumlamış. Heraklitos'un kitabını okursan bu merkezde, bu ana merkezde malumatın olur. Şimdi zaman Hazretleri'nin kitabını okursan insan hakkında nasıl bir malumatın olur? Şualar 218 adlı kitabında şöyle der. İnsanı tanımlıyor 20 vecihle ama bu felsefelerin tanımlaması ve tanım tanıdığı ve tanımlaması var sonunda hayvandır diyor mesela. İnsan öğrenen hayvandır. İnsan araştıran hayvandır. İnsan, insan kazanan hayvandır. İnsan sorgulayan hayvandır. İnsan toplumsal hayvandır. İnsan düşünen hayvandır. İnsan düşüne hayvandır, insan şüpheci hayvandır, insan itiraz eden hayvandır, İnsan her şeye alışan hayvandır, İnsan tartışan hayvandır. İnsanı nasıl tanımış, Hay nasıl tanımlamış? Dişe vurmuş. Sonunda hayvan demiş ama hepsi. Şimdi Bediüzzaman'ın Şualar adlı eserinde insanı tarifine bakalım. Düz okuyacağım. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesidir diyor. Kainat ağaç kabul edersen yani en son meyve ağacın tümünü içini aldığı için kainatın en son ve en cemiyeti meyvesidir. İki, ikinci tarifi insan hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle kainatın çekirdeği hastisiymiş. Kocaman bir ağacın düşün bir de çekirdeği var. Kainat ağaçsa insan çekirdekmiş. İnsan kainat Kur'an'ının ayet-i kübrasıymış. İnsan ism azamı taşıyan ayet-i kürsüsüymüş kainatın. İnsan kainat sarayının en mükerrem misafiri. Beş. Ve o saraydaki sahir sekenelere tasarrufa mezun en faal memuruymuş. Yani bu kainatta insanın dışında da mahlukat var. Onlara tasarrufa yetkiliymiş. En yetkili. Altıncı tarifi, kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezaret eden memurmuş. Yedi, insan yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş. En gürültülü ve mesuliyetli nazırıymış. Sekizinci tarifi, kainat ülkesinin arz memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkati altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzıymış insan. Dokuzuncu tarifi, insan cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı. On, insan sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan, ve önüne iki acip yol açılan bir yolda zihayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı. 11. tarif insan hakkında çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abdi külli. 12. Kainat sultanının ismi azamına mazar ve bütün esmasına en cami bir aynesi insan. 13 hitab-ı ve konuşmalarına en anlaştığı bir muhatabı hassı ve kainatın ziyaretler içinde en ziyade ihtiyaçlısı. 15. Hadsiz fakriyle ve ile beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatıymış. 16. İstidatça en zengini. 17. Lezzet hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri deşettiği elemlerle alude ve bekaya en ziyade muştak ve muhtaç ve en çok layık ve mustahak ve devamı ve saadet ebedi hadsiz duaları ile isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen 18 on, ona ihsan eden zatı perestiş perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret samedaniye ve bir acube-i hılkat 19 insan kainatı içine alan ve ebedi ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insanesi şahit eden 20 ve son böyle 20 külli hakikatlar ile Cenab-ı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüz ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafız-ı Zülcelal'ın hafız ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainata alakadar edecek efalleri o ismin katibi kiramı ile yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar dikkatini mazar bulunan bu insan gördün mü? Şimdi netice şu burada Konfüçyüs, Thales, Sofistler dedik, Sokrates, Platon, Aristo vesaire felosofların kitabını okursan ortaya koydukları ana fikir, cümle, öz, felsefede töz, öz, us derler. Adamların anlayışı bu, insana bakışları bu, insanı anladıkları bu, anladıklarını anlamlandırmışlar bu. Bediüzzaman Hazretleri'nin de kitabını okursan bu 20 vecihle İnsan tanımlamasının açılımını görürsün külliyatta. Risale'nin külliyatında. İnsan nedir diye bakarsan, insana nasıl bakılmış diye bakarsan ki e, o noktadan kitabını değerlendirirsin. Yani tesadüf kainatta yoktur. Onun için boşu boşuna hemen bir kitabı okuma. Çünkü niye? zamanı bu on veciyle kitabınız insan tarifini okudum. İlgini çek çekmiyorsa okuma. Hakikaten okuma. Ee, zamanın harcama böyle bir şey talep etmiyorsan, insanın öre, öğrenen hayvandır mer merak ediyorsan, Konfüçüsü oku, araştıran hayvandır dersen, hayvan böyle. Ama insan, insan tarifine bak. Dolayısıyla e, ben felsefede o meşgul olduğunuz için, ben de sizi dünyanızdaki filozofları e, anlayışlarını gösterdim. Niçin Risale okumalıyız? Çünkü bana göre de böyle en veciz anlatımım bu olabilir. Ee, tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin sizi. Teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm.